Hasta olduğunu nasıl öğrendin Okulda zaten böyle son zamanlarda bayağı şey, yaz aylarında işte okul açılmadan zaten böyle bir bünye zayıflaması, sonrasında işte bayılmalar, baş dönmesi falan oluyordu. Benim için çok stresli bir dönemdi. Ben birazcık buna yormuştum. Bir de işte gittim üniversiteye, hani ailemden yeni ayrılmışım, böyle her gün ağlıyorum falan filan. Ona şey yapıyordum, böyle çok yolda düştüm. İşte hastaneye gittik artık. Hocalarım falan diyordu artık, kızım bir göster kendini. Ve? Sonra gittim. Birkaç gün sonra oradan biyopsi aldılar boğazımdan. Birkaç gün sonra hastaneden aradılar beni. Ne İşte dedi? dedi uzun, yani birkaç yıldır içinde yani bedeninde bir şey tümör bulunmakta ve bu tümör hani kanserli bir tümör. Şu anda da kalbe ve beyni etki edecek duruma gelmiş. Biraz riskli bir durumdasın dedi. İşte okulunu bırakabilirsin ya da işte hani şey yapman gerekiyor Kim var biraz. yanında o sırada? Kimse yoktu o gittiğim zaman. Sonra tedavi mi oldun? Ne oldu? Her şey iyi mi gitti? Tedavi oldum. Her şey iyi gitmedi. Ne oldu? Ameliyat artık olması gerekti yani. Çünkü kemoterapiyle geçmedi. Biyopsi sonuçları olumlu gelmedi. Doktor dedi ki hani artık ailene söylemek zorundasın ki ben resmi olarak 18'ini doldurmamıştım çünkü. Ameliyata girmem için onların da onayını almaları gerekiyordu. Sonra işte ben dedim o zaman hani gideyim ben. Bu şekilde telefonla söyleyemem zaten. Hani şey olur. Daha ağır olur herhalde telefonu duymaları Bindin diye. otobüse gittin Gaziantep'e. Babam tabii hemen o raporları işte her yere yaydı. Bir sürü tıp fakültesine işte profesörlere falan gösterdi ama hepsi aynı sonucu söyleyince mecburen dedi o zaman burada ameliyat olmanı istiyorum. Orada çok iyi bir doktor ayarlamışlardı. Antep'te. Gaziantep'te. İlk ameliyatımı orada oldum. İlk ameliyatım ne demek? Birkaç kere mi ameliyat oldun? Evet. Neden? Farklı bölgelerde. Uzun hikaye. Devam etti kanser öyle mi? Evet, yani kanser devam etti. Sonrasında başka şeylerden kaynaklı ameliyat olmam gerekti. Ne Kalp oldu? krizi geçirdim ben. Ondan Kalp krizi dolayı mi evet, geçirdin? kalp kapakçığım destemi olduğu için bir kalp ameliyatı geçirmek zorunda Bunların kaldım. üstüne. Evet, zaten hastalığımla alakalı. Kalbim çok yorulduğu için kaldıramadı sanırım. Onu nerede yaşadın? Ankara'da. Kalp ameliyatı olduğumu söyleyecektim normalde. Annenlere gene mi söylemedin bunu da? Söyleyecektim normalde ama şey şimdi hastaneye yattım ben. Biraz 15 gün falan böyle biraz tedavi görmem gerekiyordu. Dinlenmem gerekiyordu. Çok çünkü stresli bir dönemdi yine. Vücudun yorulmuştu. Peki. Sonra da hani ameliyat tarihi verilmişti normalde işte. Mayıs'ın 17'si falandı galiba. 17'si mi? O civarda bir hani ameliyat olacaktım. Sonra Mayıs, Nisan'ın sonlarıydı. 30 Nisan galiba. Kalp krizi geçirdim. Allah'tan hastanedeydim zaten. Sonra işte hemen kalp ameliyatı oldum. Sonra 1 Mayıs benim babamın doğum günü. Uyandıktan sonra aradım ben onu. Aradım ama söyleyemedim o zaman böyle. Çok az doğum gününü kutladım. Kapattım. O zaman çok ağladım böyle. Dedim hani aslında çok iyi bir şey. Hani şu an işte onunla konuşabiliyorum. Keşke söyleyebilsem. Önce bunu yaşadın, sonra ameliyat oldun kemoterapiden sonra kalp krizini atlattın, sonra yine mi bir şey Sonra oldu? okula ara verdim bir yıl. Üçüncü hafta döndükten 2 gün sonra da içinde bulunduğum araç kaza yaptım Gaziantep'te. Şimdi benim ailem Nizip'te, ben Nizip'ten merkeze geliyordum. Ben merkezde yaşıyorum, aynı zamanda çalışıyordum orada. Orada çalışırken pazartesi günü sabah işe geliyordum yani, dolmuşlara bindim. İçinde bulunduğum araç çok hızlı gidiyordu. Olmuş. Hatalı sollamaya çıktı. Tekrar şeride yani karşıdan araba gelince tekrar şeride giremedi. Giremeyince de kontrolünü kaybedip araç devrildi. Aslında ben kendimi korumuştum bu şekilde. Hani dirseğim falan parçalandı ama o kadar hasar yoktu. Öldü abi falan dediklerini duyuyorum. Ben kendi kendime diyorum hayır ya bu kadar saçma bitmemeli diyorum. Nasıl demek? Ben diyorum yaşıyorum. Sonra kendimi kontrol ettim. Duman var içerisinde çok havasız. Dedim eğer aldığım nefes boğazımı yakarsa yaşıyorumdur herhalde. Yoksa da öldüm mü acaba? Hadi bunun şeyini yaşıyorum hani. İlk devlet hastanesine geldiğimde oradaki doktor hani zaten yaşama şansının çok düşük olduğunu söyleyip hani kol kangrene çeviriyor ve hani zaten şu an çok müthiş bir kan ve yara sadece kolumda değil, vücudumun birçok yerinde kesik vardı. Bundan kaynaklı işte direkt yukarıdan kesmek gerektiğini söyledi. Sonra amcam geldi. Amcam da müsaade etmiyorum dedi ya onun kolunun üst tarafı sağlam orayı niye kesiyorsunuz diye. Sonra amcam beni resmen hastaneye böyle kaçırır gibi çıkardı. Kabul etmiyorum dedi yani hani. Sonra özel bir hastaneye gittik işte. Protezi de o müteşekkir olduğun cerrah mı taktı senin kolunu? O öner ya dedi ki bana biyonik protez denilen bir şey var ama Türkiye'de şu anda çok fazla şey yok.
uygulanan yer yok. Yani yurt dışında olduğunu biliyorum. Ama eğer sinirlerini kurtarabilirsek bunu takabiliriz Nisa dedi. Ve bana söz vermiş. Dedi ki ben çok şeydim. Dedi ki bak ben bir risk alıyorum, bana bir söz ver. Lütfen dedi ölme olur mu? Şey, ameliyata girerken. Ben dedim ki elimi kurtaracak mısınız dedim. Ay böyle bir konuşmayı ben yani ondan hayal bile edemiyorum. Dedi ki şey, sana söz veriyorum, elin sağ elinle saçlarını tarattıracağım sana dedi. Sonra ben çünkü şey demiştim, yüzümü saçımı düzeltir misiniz? Ben, hani annemler beni öyle görmesinler demiştim. Sen kendini tarayacaksın, sana söz veriyorum demişti. Tarayabiliyor musun? Tarayabiliyorum.